Evet değerli Arıcılık TV takipçilerimiz, şu an ilkbahar erken aylarında olmak üzere arılarımızı kontrol edip ve çerçeve olarak belli bir alana daralmışsa, arılarımız azalmışsa ve çerçeve fazlalığı varsa bunları çekip arılarımızı daraltmamız gerekiyor. Örnek olarak bu arımızdan başlıyorum. Arımı açıyorum. Evet gördüğünüz üzere bakın toplam 6 çerçeve arı girmiş bu kışa. Ama ne yazık ki arımız bayağı bir zayıflamış. Şimdi şu an ortalama 4 çerçevede bir arı. Ben buradan 2 çerçeveyi şöyle kenara alıyorum. Ve buradaki alanı şu şekilde şerbetlikle daraltıyorum. Buna siz aynı zamanda strofor da koyabilirsiniz. Aynı zamanda şu şekilde kekimiz de var. Arılar yiyor bunu buradan zaten. Sıkıntı yok. Bunu ellemeyin. Ve diğer çerçeveleri de yanına yanaştırıp arılarımızın alanını bu şekilde daraltabiliriz. Ve kapatıyorum. Bir sonraki arıma geçiyorum. Aynı sistemle ilgili olarak bunda da bakıyorum. Arım eğer mevcut olarak azalmışsa daraltma işlemini yapıyorum. Evet gördüğünüz üzere bunda keki var. Arılar yiyor. Bunun mevcut olarak iyi. Bunu fazla ellemeye gerek yok. Yine kalsın keki. Şu şekilde de yine kek vardı burada. Onu da bırakalım. Bu iyi. Bunu ellemiyorum. Kapatıyorum. Bu erken Şubat ayı bakımı oluyor değerli takipçilerimiz. Şimdi bir sonraki kovana geçelim. Evet, bu arımız da güzel. Buna da ellemiyorum. Keki de var. Hatta buna şöyle açıp balı var mı yok mu diye bakacağım. Evet, neredeyse sıfır, hiçbir şey yok. Buna ballı çerçeve koyacağım değerli takipçilerimiz. Evet gördüğünüz üzere bunu koyuyorum. Bakın bunda da var. Bunu da koyuyorum. Bu arımız çünkü güçlü. Ve kapatıyorum. Bir sonraki arıma geçiyorum.
Evet. Bu biraz zayıflamış gibi. Şimdi bakacağız. Şerbeti kenara at çektim. Sonbahardan kalan şuruplamalardan sonra. Evet, mevcut olarak bayağı bir az. Şu varo için atmıştık. Evet, mesela bunun balı güzel. Yine balı da var. Şimdi bunu şöyle koyuyorum. Bölme tahtasını bu tarafa atıyorum. Bunu da yanaştırıyorum. Evet. Bu fena değil. Yine kekini bırakıyorum. Bu şekilde kalıyor. Kapatıp bir sonraki arılarımdan bu şekilde devam ediyorum. Siz de son olarak söylemek istediklerim şunlar. Arılarınızı mutlaka yiyecek kontrolünü yapın. Yoksa şurup verin. Yoksa yani şurup da veremiyorsanız sonbahardan kalan böyle yarım yamalak ballarınız varsa onları verebilirsiniz. Ama mutlaka kontrolünü yapın. Gördüğünüz üzere bazı güçlü arılarımızda hiç bal kalmamış. Arılarınızı büyük bir çoğunluğu bu dönemde kaybolmaktadır. Yani ölümler yaşanmaktadır. O yüzden doğru bu tür ölümlerin yaşanmaması için arılarımızın genel kontrollerini yapmak zorundayız. Ve şimdi bir sonraki arıma geçiyorum. Evet. Evet, şimdi buna bakıyorum. Evet, gördüğünüz üzere bu arımızın durumu gayet iyi. Kek vermiştik biz buna. Kekini de alttan yemiş. Yine aynı şekilde bırakıyorum. Bu arıyı fazla rahatsız etmiyorum. Gayet güçlü. Ayarlaması da iyi. Evet, yanlarında balı da var. Hatta şuraya bir tane de diğer bir sönen arımız vardı. Ondan kalan bal var. Onu koyabilirim oraya. Evet. Şöyle koyuyorum buraya. Kapatıyorum. Bir sonraki arıma geçiyorum. Evet, bu arımızda keki de fazla yememiş. Evet, bunu sıkıştıracağım şimdi. Evet, arım gördüğünüz gibi şu ön planda toplanmış. Yani aslında bir arı mevcudumuz var. Çerçeveler genel anlamda yayılmış. Ben tekrar bunu fazla rahatsız etmeden, balı da var. Bu keki alacağım ben bundan. Bu şekilde bunu rahatsız etmiyorum ve geri bırakıyorum. Gördüğünüz üzere arı uyandı ve bir de kameraya saldırıyorlar şu anda. Çünkü kameradan bazı sinyalleri algılıyorlar. Bunu ellemiyorum. Evet, bir sonraki arımı kontrol ediyorum.
Bakın gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden bu işlemleri halledebilirsiniz. Evet. Evet, buharım da aynı şekilde fazla keki yememiş. Bunu mesela sıkıştırabilirim. Bakın. Bunları şöyle kenara alıyorum. Şuradan fazlalığı da alıyorum. Evet. Varo ilacı için çubuk koyduğumuz. Şu orta çerçeveyi çekeyim. Yavru var mı? Evet. Gördüğünüz üzere yavru var. Fazla rahatsız etmeyelim. Bunu da yanaştırıyorum. Evet, bunun çok güzel balı var. Bu şekilde. Evet, şimdi balıları buraya koyayım ki buradaki boş alanı değerlendirelim. Evet. Bunu kekim ikiye bölüp vereceğim. Bu şekilde bunu bırakıyorum. Tekrar kapatıyorum kovanımı. Ben bu şekilde. Daha sonra havalar biraz daha düzeldiği zaman onları açacağım. Diğer ballık çerçeve yanlarına ilavesini yapıyorum. Sonraki kovanımıza geçelim. Evet. Bu kek bayağı uzak bir alanda kalmış. Şimdi bunu da daraltacağım. Evet, arının toplandığı orta alanı görüyorsunuz. Şöyle şunu açacağım. Bunun da gayet balı güzel. Kek alanı balı olduğu için keki az yemiş. Şuraya da yine ben dışarıdan kalan ballı çerçeveden ilave yapacağım. Yanında dursun. Hem oradaki ballı çerçeveyi de saklamış oluyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bunu da buraya bırakıyorum. Burada dursun. Ve kapatıyorum. Yani her arı kendine özel. Yani hepsine şurup verip hepsini şey yapmanın bir anlamı yok. Tabii ki şurup verebilirsiniz. Biraz daha yavru atmasında etkili olabilir. Ama şu an
Hani bağlı da olduğu için çok da vermeye gerek yok. Evet, bakın. Buharımızda gayet iyi. Keki de var. Şöyle yine kaldırırım. Acaba alttan yiyemediler mi? Evet, fazla yememişler. Bal durumu da iyi. Yine ben bu keki böyle koyuyorum. Yani fazla talep, istekli davranmamışlar keke. Ben yine dışarıda olan ballı çerçeveler şöyle yanına değil, hatta şöyle bir tane çekeyim. Şunu yanına koyayım. Çünkü aramız gördüğünüz üzere gayet. Bakın. Gelişmiş aramız. Evet, yanına bir tane ballı ilave ettim. Evet, bunu da kapatıyorum. Evet, bir sonraki arıma geçiyorum. Evet. Bu arımız da şu bölgeye toplanmış. Gördüğünüz üzere. Çünkü keki de yemiş. Evet. Balı da var. Bunu da fazla rahatsız etmeden şuraya bir kek daha atacağım. Diğer kovandan kalan. Evet. Bunu da buraya bırakıyorum. Ve bu şekilde kapatıyorum. Siz de arılarınızı kontrolünü bu şekilde yapıp bitirebilirsiniz. Şimdi yarın havalar daha çok ısınacak. Ve bu kek işleminden sonra şurup verme işlemlerine devam edeceğim. Arıcılığı öğrenmek ve daha fazla bilgi edinmek için Arıcılık TV YouTube kanalımızı takip edebilirsin. Bize de dilek ve önerilerinizi iletin lütfen.